Sene 1902. Mustafa Kemal, Harp Akademisi'ne geçtiği zamanlarda ülke kötü durumdaydı ve aralarında yaptıkları fikir alışverişinden sonra okula özel bir gazete çıkarmaya karar verdiler. Ardından el yazısıyla yazdıkları gazeteyi çıkarmaya başladılar. Yazıların birçoğu Mustafa Kemal'in kaleminden çıkıyordu. O sırada akademinin müdürü Rıza Paşa, bu gençlerin çıkardığı gazetelerden haberdar olsa da bu durumu görmezden geliyordu. Fakat Mustafa Kemal ve arkadaşları için bir sorun vardı. O sorunsa müfettiş İsmail Paşa'ydı. İsmail Paşa, öğrenciler arasında dönen bu gazetelerden haberdar olunca onları hemen Padişah Abdülhamit'e şikayet etti. Müdür içinse ya okulda böyle öğrencilerin olduğundan haberi yok ya da onlara hoşgörü davranıyor diye not düşmüştü. Okulun müdürü Rıza Paşa bu durumdan haberdar olsa da Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ele vermedi. Ardından gazete düzenli olarak çıkmaya devam etti ve ilgiyle takip edildi. Tarihler 11 Ocak 1905'i gösterdi. Mustafa Kemal sınıf birincisi olarak Harp Akademisi'nden mezun olmuştu. Artık Türk ordusunda bir yüzbaşıydı. Sadece atanmayı bekliyordu. Akademiden arkadaşlarıyla İstanbul'dan bir ev tuttular. Bu evde toplantılar yapıp ülke durumunu değerlendiriyorlardı. Baskıcı gördükleri yönetim hakkında sert eleştiriler yapıyorlardı. Bu toplantılara daha önce harp okulundan atılmış Fethi adında bir öğrenci de geliyordu. Fethi'nin kalacak yeri yoktu ve Mustafa Kemal ona acıyarak kendilerinde kalmasını istedi. Günlerden bir gün Fethi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bir yere davet etti. Mustafa Kemal ve arkadaşları oraya gidince gördükleri manzara karşısında şok oldular. Çünkü Fethi, padişahın emir subayı ile yan yana onları bekliyordu. O an anladılar ki, acıyarak yanlarına aldıkları Fethi aslında padişah ajanıydı. Mustafa Kemal ve arkadaşları oyuna gelmişti ve bundan sonra bu ekip gizli örgüt kurma suçuyla tutuklandı. Sultan Abdülhamit'in arabasına bomba yerleştirme planı yaptıkları öne sürüldü. Fakat bu suçlamalar ispatsızdı. Ali Fuat ve Fethi Okyar'da aralarında olmak üzere bir süre hücrede hapis kaldılar. Ardından sorgulanmak üzere Yıldız Sarayı'na getirildiler. Bu sorgu esnasında Mustafa Kemal bir hayli hırpalandı. Mustafa Kemal ve arkadaşları sorgulandıktan sonra tutuklanarak Abdülhamit'e muhalif olanların atıldığı bölüğe getirildiler. Bu ekibin lideri olarak görülen Mustafa Kemal, derme çatma rutubetli bir odada, küflenmiş bir yatakta esir edildi. Diğer arkadaşları 15-20 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Fakat lider olarak görülen Mustafa Kemal hapishanede 2 ay geçirdi. İşte bu hücrenin soğuk zeminleri ve duvarları Mustafa Kemal'in ömür boyu çekeceği böbrek rahatsızlığına sebep oldu. Sonrasında hakkındaki tüm suçlamalar asılsız çıktı. Hapisten çıkacaktı ancak evde gizli toplantılar düzenleyen Mustafa Kemal'i bir ceza bekliyordu. Ordudan atılmak. Hayatını askerliğe adayan Mustafa Kemal için bu durum oldukça can sıkıcıydı. Fakat akademinin müdürünü hatırlayın. Öğrencilik yıllarında onlara sanki çaktırmadan destek veren Rıza Paşa'yı. İşte tam bu evrede Rıza Paşa devreye girdi. Onların gençlik heyecanına kapıldığını söyleyerek ordudan atılmamalarını istedi. Onun bu tavsiyesi dikkate alındı. Onları ordudan atmak yerine sürgün cezası verildi. Mustafa Kemal Şam'daki 5. Ordu'ya atanmıştı. Mustafa Kemal bu kararı duyduğunda öfkelendi ve dudaklarından şu cümleler döküldü. Pekala, biz de bu çöle gider, orada yeni bir devlet kurarız. Fransız devriminin ardından dünyada milliyetçilik akımı iyice ilerlemişti. Bunun yanında ülkelerin güç yarışı ve sömürge arayışı dünyayı adım adım 1. Dünya Savaşı'na yaklaştırmaktaydı. Orta Doğu'daki Osmanlı toprakları da bu yüzden tehlike altına girdi. Çünkü İngilizler buranın doğal kaynaklarına göz dikmiş durumdaydı. Osmanlı'nın ise İngiliz tehlikesine karşı koyacak gücü yoktu. Bu yüzden İngilizlere karşı Almanlarla müttefiklik yaptı.
O dönem henüz padişahlığın veliahtı olan Vahdettin bir daveti üzerine Almanya'ya gitti. Yanında yaver olarak Mustafa Kemal Paşa'yı tercih etti. Kısa bir süre sonra Padişah Mehmet Reşad'ın ölümü üzerine tahta Vahdettin geçince Mustafa Kemal Paşa apar topar İstanbul'a çağrıldı. Mustafa Kemal Paşa, Alman General Sanders yönetimindeki 7. Ordu'ya Suriye-Filistin cephesine atandı. Ancak bu cephede işler kötü durumdaydı. İngilizler Şam'ı ele geçirmek üzereydi. Mustafa Kemal Paşa bundan haberdardı ve göreve gitmeden önce görüş ayrılığı yaşadığı Enver Paşa ile karşılaştı. Ona şöyle dedi: "Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğime göre Suriye'deki ordu artık sadece isimden ibarettir. Beni oraya göndermekle benden intikam alıyorsunuz." Ancak buraya geldiğinde gördüğü manzara çok acıydı. Türk orduları moralsiz ve bitaptı. Teçhizat tükenmek üzereydi. Türk askerleri yazlık kıyafetleri olmadığı için kışlıklarla 55-60 derecelik havada mücadele ediyordu. Orduda ciddi manada subay eksikliği vardı. Türk üniforması giymiş casuslar orduda cirit atıyordu. Oysa ki Enver Paşa ordunun elverişli olduğunu söylemişti. Ancak durum hiç de öyle değildi. Mustafa Kemal Paşa'nın yoğun böbrek hastalığı onu yataklara düşürdü. Hasta yatağında savaş raporlarını okurken İngiliz esirin ifadesi dikkatini çekti. Bu ifadelerden düşmanın 19 Eylül günü saldırıya geçeceği sonucuna vardı ve yatağından fırlayarak Sanders Paşa'yı bilgilendirdi. Ancak Sanders, Mustafa Kemal Paşa'nın bu öngörüsünü ciddiye bile almadı. Mustafa Kemal ne olursa olsun kendi birliklerini savunmaya hazır hale getirdi ve 19 Eylül gecesinde İngilizler atağa geçti. İngiliz ordusu Türk ordusunun 10 katıydı. Şiddetli bir şekilde saldırıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın birlikleri İngilizlere karşı koyabiliyordu ancak ordunun sağ kanadını koruyan 8. Ordu perişan olmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu baskıdan kurtulmak için Sanders'in onayıyla ordusunu geri çekmeye başladı. Sanders İngilizlerin basit saldırısını öngörememişti. Ancak Mustafa Kemal Paşa'yı da dinlememişti. Dolayısıyla bu hezimet ona aitti. Mustafa Kemal Paşa çok kızgındı ve Halep'e kadar çekilmişti. Yaşanan bozgunu saraya telgraf olarak çekti. Bu telgrafta baş sorumlu olarak gördüğü Enver Paşa'ya ahmak diyerek ona olan kırgınlığını dile getirdi. Bunun yanında hezimetin sorumlusu olarak gördüğü herkese ağır bir dille eleştirdi. Hastalığı ciddi seviyelerde olsa da ordusunu ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ardından Halep'teki katma meydan muharebesinde İngilizleri yense de nafileydi. Savaş artık kaybedilmişti. 26 Ağustos 1922. Atatürk'ün hayatındaki en zor günü. Çünkü bu tarih Türklerin Anadolu'daki son bağımsızlık günü olabilirdi. Devlet 1911'den beri tam 11 yıldır savaştadır. Tükenmek üzeredir. Atımlık tek barutu kalmıştır. Atatürk 1921'de Sakarya Savaşı'nı kazandı fakat ordunun önemli bir kısmı firar etti. Üstelik mevcut subaylarının çoğu şehit oldu. Yunan ordusuysa Ankara önlerinden çekilip Afyon Eskişehir ekseninde İngiliz destekli muazzam bir savunma hattı kurmuştu. İngilizler bu savunma hattı için Türkler 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş sayılabilirler diyordu. Savunma hattı o kadar sağlamdı. Atatürk de bunun bilincindeydi. Uzun süre vuruşamazlardı. Savaş uzarsa cephane, erzak, para vesaire yetmezdi. Batı Anadolu Yunan toprağı olurdu. Bu nedenle düşmanı tek vuruşta imha etmek ve Anadolu'dan atmak gerekiyordu. Atatürk bu iş için riskli bir plan oluşturdu. Ya büyük bir bozgun ya da büyük bir zafer olacaktır. Yunan ordusu Ertuğrul Bey, Osman Bey, Orhan Gazi gibi tarihi şahsiyetlerin mezarlarını çiğniyor, 3 Osmanlı başkentinde Türkleri aşağılıyor, meclis ise savaşmak için Atatürk'e baskı yapıyordu. Fakat Atatürk 27 Temmuz'da futbol maçı düzenleyip Ağustos ortalarında çay partisi veriyordu. Türk'ün savaşı hileli olur derler. Atilla'dan Kılıç Aslan'a, Selçuk Bey'den Fatih'e, Timur'a ve Mustafa Kemal'e,
Türk tarihi savaşta hileyi sanatçı gibi kullanan maraşallerle doluydu. Futbol maçı ve çay partisi işin hilesiydi. Mecliste Atatürk öyle eleştiriliyordu ki çay partisi verdiği esnada hızlıca Konya'ya geçti. Telgraf ve posta teşkilatı basıldı, kontrol altına alındı. Geldiğini duyurmak mümkün değildi. Oradan cepheye geçti. Savaş planı masaya kondu. Paşalardan itiraz eden Harbiye'nin eski stratejisi Yakup Şevki Paşa itiraz etti. Paşa'ya göre bu delilikti. Kaybetme riski çok yüksekti. Başarısızlık halinde Ankara düşer, milli mücadele kaybeder, Anadolu tamamen işgal edilirdi. Planına göre cephanenin ikbali mümkün olmayacaktı. Yani kurşun biterse işimiz kılıçlara kalacaktı. Makineli tüfeğe karşı kılıç. Yakup Paşa buna onay vermiyordu. Haksız sayılmazdı. Atatürk, ikbali düşmandan yaparız demişti. Yani düşman ele geçmezse imha riski olacaktı. Tartışma uzayınca Atatürk, uğraşa uğraşa ancak bir yılda düşmanla az çok denk hale gelebildik. Bir daha bu gücü yaratamayız. Bu sefer kesin sonuç almak, savaşı getirmek zorundayız. Bunun için de tehlikesine rağmen bu planın uygulamasından başka çare göremiyorum, dedi. Yakup Paşa, bu planla kaybedersek bize vatan haini derler. Bu meclis bize asar, diye itirazını sürdürünce Atatürk net konuştu. Korkmayın paşam, sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni hemen asarsın. Taarruzdan bir gece önce 26 Ağustos günü hava karardıktan sonra ordu harekete geçti. Cepheyi terk ederek Şuhut dağları arasından bir patika vasıtasıyla Yunan hattının güneyine sızdı. Ve kimse fark etmedi. Koca milletin kaderini değiştirecek ordu, koca toplar, silahlar, onca yük sessiz sedasız şekilde varması gereken yere vardı. Sabahın ilk ışıklarından biraz önce bombardıman başlayacaktı. Yoğun sisin dağılmasının ardından vakit gelmişti. Derhal bombardıman için İsmet Paşa'ya talimat verildi. 26 Ağustos 1922 günü saat 5.30'da Türk topları sessiz bir bıçak gibi yırttı. Cephane kısıtlıydı. İsmet Paşa'nın yolladığı toplar kısa sürede Yunan menzillerini parçaladı. Sıra Türk askerlerindeydi. Tepeler birer birer sarılıp ele geçirilmeye başlandı. Bu sırada Yunan karargahı İzmir'de bulunan Yunan başkomutanına erişemiyordu. Çünkü telgraf hatları kesilmişti. Gelen haberler nedeniyle karargahın kafası karışıktı. Güneydeki baskın gerçek bir taarruz muydu yoksa şaşırtmaca mıydı karar veremiyordu. Komutan Trikopis her ihtimale karşı birlik kaydırmaya başladığı sırada Yunan başkomutandan telgraf geldi. Başkomutan Hacı Anestis baskının bir şaşırtmacı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle birlik kaydırma hamlesi durduruldu. Bu esnada Türk ordusu bölgeyi iyice ele geçirmeye başladı. Yunan başkomutan İzmir'deydi ama Türk başkomutan bizzat cephedeydi. Ertesi gün hava ağarırken ikinci bir taarruz gerçekleştirdi. Türk askeri Afyon'a girdi. Mustafa Kemal karargahını derhal Afyon'a aldırdı. Savaşın içinde olmak istiyordu. Taarruzun adı Kurt Kapanı'ydı. Yunan karargahı hileyi geç de olsa tamamen sezmiş ve tüm ağırlığını güneye kaldırmaya başlamıştı. Bu defa Yakup Şevki Paşa kuzeyden taarruza kalkmış ve Yunan ordusunu şaşkına çevirmişti. Ağustos'un 29. günü Türk ordusu Yunan'ı Dumlupınar'da çevreledi. Düşman Türk kapanına girmişti. Türk askeri süngü hücumuna kalktığı esnada Atatürk adeta sinir boşanması yaşadı. Ateş hattına gitti, siperlerin üzerine çıktı, Hacı Anestis gel de ordularını kurtar diye haykırdı. Ağustos'un 30. günü Yunan ordusu imha edildi ve kaçmaya başladı. Fakat ordunun geri çekilip mesafeyi yeniden menzillenmemesi gerekiyordu. Bu nedenle Atatürk o tarihi emrini verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! Ağustos'un 30. günü kovalamaca başladı. İzmir'e 400 kilometre vardı. Ordu yorgundu ama emir kesindi. Önce Uşak'a geldi. Akabinde Yunan ordusu komutanı Nikolas Trikoupis 2 Eylül'de esir alındı. Mustafa Kemal de orduyu takip ediyordu.
Türk ordusu 400 kilometrelik hattı 9 günde geçerek harp tarihi açısından emsali görülmemiş bir iş yaptı. 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa'yı ve 9 Eylül'de de İzmir'i geri alıp Yunan'ı denize döktük. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız. Serinin devamının gelmesini yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz.